Sofranı da kurdum. Hadi bakalım haftanın son günü arkadaşlar hamar attığını görebilecekler mi? Biliyorsun son iki gün verdiğim puanlar ve yorumlar biraz yadırgandı masada. Hem işte gününü oynuyor. Hani ihtiyacın var mı buna? Bugün göstereceksin. Yok, günümü de oynamıyorum. Nasip artık. Aslında kendi hamar attığına zaten güveniyorsun tabii haftanın başından tabii beri. Tabii ki de. Peki şimdi Sevil'den başlayalım. Evet Sevil Hanımcığım, sabahki karşılamayı nasıl buldunuz? Kadir Beyciğim, karşılaması güzeldi ama biraz modunu düşük gördüm. Neden bilmiyorum. Benim mi? Yok, gayet iyiydin. Bayağı yani da biraz heyecanlıydın belki. Heyecanının yansıması da olabileceğini düşünerek yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer günlerdeki gibi canlı bir mehtap yok muydu sabah? Yoktu. Bir durgunluk vardı sanki. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Ama çok sabah, yani sabah saat 4'te mi 5'te mi neye attım 2 saatlik uykuyla. Tahmin edebiliyorum. Hani evet. Ben de çünkü o günü yaşadığım için biliyorum. Şaşırdın galiba. Ben evet, kendimce yani daha sıcak davranmaya çalıştım ama bilmiyorum. Şey, tabii biraz size belki öyle gelmiştir. O durgunluğun geçti. Evet. Hani her zamanki gibi değildi. Peki Sevil, Fatma'nın sabahki hediyelerini garipsedin. Niye sen Sevil'in gününde değil de bugün getirdin? İşçi köftenin rövanşını mı almak istediğin gibi bir düşünceye kapılmış Sevil? Yok, asla öyle bir düşüncem cidden olmadı. Cidden bak, çok rahat bir şekilde son tabii gün eğer varsa öyle bir düşüncen söyle. Evet yok, de ki Mehtap'ın hareketi beni rahatsız etti. Aha. Ben de o yüzden bugün getirmek istedim. Yok. Bir rol çalmak gibi bir isteğin var mıydı? Yok, kesinlikle öyle bir durum yok. Kendi günümde vermeme nedenim tekrar dediğim yok, gibi. Yok, Sevil'in gününde yok, onu söyleyeceğim hemen. Ha, vermeme nedenimi söylemiştim zaten. Sevil Hanım'da da ben paketi bulamadım. Paketleyecek, evet. Nasip olmadı. Hatta onun gününde de getirmiştim. Mehtap Hanım'ın gününe denk geldi. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Peki benim Sevil'in düşüncesi değil buymuş. Tabii o bilmediği için Miran olabilir çok durumu. Çok merak ediyorum Kadir Bey. Ne, yorumunu mu? Evet. Evet Miran'cığım, senden bu arada Sevil sofrayı nasıl buldun? Dedi ya benim günümde dedi gerçek sofra, yani şık bir sofra göreceksiniz. Kadir bir davet sofrasına uygun mu yani masam? Nasıl Kadir sizce? Bey şöyle, evet bir davet sofrasına uygun. Şık da bir sofra hazırlamış ama hani çok iddialıyım sofrası değil. Fatma Hanım'la denk düşer masa. Öyle söyleyeyim. Daha ne yapabilirdim acaba? Ya çok güzel i̇şte demek hani istiyor. Fatma benim de masam güzeldi. Da, ama seninki de güzeldi canım. Ben şey de geleceğim yani şimdi masaya. Hani Fatma Hanım'ın en iyi masası der misin? Yani Fatma Hanım'la denk. Fatma Hanım'la denk. Evet. O zaman bu hafta iki tane mi en iyi masa evet vardı? Evet. Miran'a ne oldu? Bir şey diyecek misin? Evet diyeceğim. Buyur söyle. Sıra yüzünde bir ifade var çünkü. Masayı ben çok beğendim. Güzel buldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Menüye gelince keşke asla yemiyorum. Ama ne yapabilirim? Bak, tamam, denedin mi hiç mi yemedin? Risk almamı çok sevdim. Gerçekten riski seven... Risk sen, seni yememem mi? Hayır hayır. Menüsü risk alarak yapmış. Keşke kolay bir şey değil ki. Akşamdan ıslak oluyor. Ondan sonra uzun vadeli... Hiç ocağı bakabilir miyim? Uzun çok vadeli bir süreç yani o. Şimdi biliyorsunuz bu yarmayı süre zarfında evet haşlıyor bugün. Evet, önceden işte ıslatma yok. Onu tutturması çok düdüklü önemli. Düdüklü de yani. Tabii düdüklü de. Peki Sevil az önce dedi ki keşkek dışında gerisi kolay dedi. Katılıyor musun Sevil'e? Hayır kesinlikle katılıyor. Sarma da çok zor. Baklava da çok zor. Sarmayı 5 dakikada... Şöyle düşünün Mirana Hanım. Sarmayı biz kendimize yaparken bir tencere olarak yapıyoruz. Tabii. Ama burada yaparken 5-6 tane yapıyoruz yine yani. Yine de yani kolay bir şekilde hakkını iki yiyemem. İki sıra yaparız yani burada. Hakkını yiyemem bak, ben zor olduğunu düşünüyorum. Yok ben ayrıyetten yorumumu yapacağım. Ama komple menüyü düşünürsek yani bir hani düğünlere daha uygun keşkeği. Bayram olur ya günlerine. Bayram evet öyle daha özel, uygun olduğunu yani düşünüyorum. Bugünkü yani ana yemek için uygun bir yemek değil. Değil kesinlikle ama zor mu? Evet zor. Peki sen niye yemiyorsun? Beğenmiyor musun yoksa? Beğenmiyorum, ne baklava asla yemedim yemiyorum. Ne keşkek yemiyorum. Ama bugün puan vereceğin için ya, tadına bakmak zorundasın. Oluruna bakmak zorundasın. Peki Fatma'dan sonra en zor menünün kendi menünün olduğunu düşünüyorsun. Evet. Bugün Mehtap'ın menüsünden de daha mı ağırdı senin menün? Ya herkesin kendine göre bana göre... Ben sana göre soruyorum. Tamam benim fikrim sorarsak benim menüm daha ağırdır. Mehtap'ınkinden de ağırdı. Evet ama risk almış ve kesinlikle risk almışsın. Bu benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Peki ama bence benim ama menüm sizin, daha ağırdı. Evet Miran Hanım ben bakarım de öyle düşünüyorum. Ya, yani sizin menünüz size göre ağırdır, benim menüm bana göre çok ağır. Peki ortak fikir ne? Benim fikrim... Şimdi herkese göre benim menüm ağır, benim menüm ağır ama ortak bir baktığınızda, yemeklerin yapılışına baktığınızda Miran'ın yemekleri senin yemeklerinden daha mı çok zahmetli? Tabii ki de. İki tane el açması yaptık, çarşaf hayır, yaptık. Hayır hayır, Miran'ın yemekleri senin yemeğinden daha mı zahmetli? Tabii ki de. Benimki zahmetli. Senin yap... sonunda anlatayım yani. Seninki zahmetli. Benimki zahmetli tabii Mirana ki de. Bana göre değil, ben de mantığı açtım ve sıcak getirdim. Sıcak olmasını da özellikle hani belirttiniz. Yani herkes kendine göre bir şey. Bana göre ama çoğunluk nasıl düşünür bilmiyorum. Peki, sofrayı beğendin.
Kesinlikle. Peki Canay Hanım, siz nasıl bir yorum yaptınız bugün Mehtap Hanım için? Nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Güzel bir beklenti içindeyim. İnşallah iyi olur. Yanıltmayacağım inşallah. İnşallah. Hadi bakalım göreceğiz. Canay da tabii doğal olarak en güzel menünün kendine ait olduğunu düşünüyor. Hala arkasındasın evet, onun. Evet, arkasındayım sonuna kadar. Peki sofrayı beğendin? Beğendim. Peki hadi bakalım. Fatma Hanım, sizin düşünceleriniz nedir bugün Mehtap Hanım için? Size göre de böyle çok çok iddialı konuştu mu? Tabii çok iddialı konuştu. Menüsünde de iddiasını ortaya koydu bence. Teşekkür ederim. Sofrayı beğendim ama wow değil. Yani ama benim, bunu daha üstüne bak, çok güzel. İşte benimki de hani siz dediniz ya masayı ben göreceksiniz diye. Evet, masayı göreceğiz. Şöyle bir şey, çok güzel. Ben de bir tık abartısı olsa wow olurdu herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani benim, bir abartı, ne gibi bir abartı? Yani işte ben de o abartıyı bekledim. Çünkü benim masama böyle değil dedi yani. Çok şaşalı değil dedi. Gibi, doğru diyor. Onu da hatırlıyorum. Sıradan gidiyor. Aha, siz masayı bende göreceksiniz dedi. Ama ben kendi masamla eşdeğer bir masa olarak görüyorum. Peki, yine. Peki buradaki bu masada Fatma'nın masasından fazla ne var? Aynen. Çiçeğim var. Benim de böyle aksesuarım vardı. Evet. Çiçek sevmiyorum. Bardaklarım değişik. Nasıl söyleyeyim daha tam yani tabak ve bardak takımından dolayı mı asıl masayı ben de göreceksin? Takım aynı, sadece yaldızı farklı bu kadar. Benim gri, onunki gold. Bu kadar. Birebir aynı. Peki niye o zaman böyle bir cümle kurdun? Ya ben gözümde canlandırın mı benim masam daha şimdi güzel olacak. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Daha güzel diye Mehtap düşünüyorum. Mehtap Hanımcığım, size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eğer siz benden önce yarışsaydınız, çünkü ben kendi masamı nasıl yapacağımı bir hafta önceden kararlaştırdım. Tabii ki de sen de illaki biliyorsundur. Ben senin masanı görseydim bu şekilde kendimden önce derdim ki çok güzel yani hakikaten. Mehtap'ın kurduğu cümleyi kurmaz mıydın? Kurmazdım. Ben de aynısını ama ben kuracağım. Ama ben ne dedim sana? Sen ne dedin biliyor musun? Böyle hani yani normal sıradan siz masayı yok, bende görüyorsunuz. Çok güzel dedim. Masayı ya, beğendim dedim sana da. Siz masayı bende göreceksiniz. Bende de göreceksiniz. Hatta Mirana Hanım dedi ki çok merak ediyorum siz de göreceksiniz dediniz. Hayır bak çok beğendim. Asla hani bunu inkar edemem. Çok güzel dizaynı her şeyi yerleştirmeleri de doğru. Yani onun hakkında hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir üst level değil yani aynı. Bence. İddianızı farklı kılacak bir şey yok. Ama güzel. Onu da inkar edemem. Peki en azından beğendiler. Beğendim çok beğendim. Evet hazırsanız cennet çorbası gelsin bakalım. Ben ilk defa içeceğim. Siz ben de. İçtiniz mi? Un çorbasının mısırlısı, mısırlı patateslisi. Un çorbasının mısırlısı. Mısırlı patateslisi yani. Hadi mısır unlu patateslisi. İlk defa yiyorum ben. Şimdi mercimek çorbası da çok içiyoruz ama herkesin yaptığı çorba çok farklı oluyor. Bakalım lezzetli bir çorba olmuş mu göreceğiz. Evet haftanın son çorbasını içiyoruz hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.